Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz e-fatura e-arşiv entegrasyonu nedir? Kısaca anlatmaya çalışayım. E-fatura ve e-arşiv aslında ikisi de aynı kavramları ifade etse de ben e-fatura olarak bu sürece devam edeceğim. Yani e-fatura olarak konuyu anlatmaya çalışacağım. E-fatura neydi? E-fatura dijital faturaydı. Normalde bizler ne yapıyorduk? İşte kağıt fatura, matbaadan kağıt fatura bastırıyorduk ve yazıcıdan kağıt fatura olarak çıktı alıyorduk. Ya da işte manuel yazdığımız zaman ya da elle yazdığımız zaman kalemle elimizle dolduruyorduk. Şimdi buraya kadarki kısım kağıt fatura. Bir de işte e-fatura kısmı var. Yani dijital fatura kısmı online olarak basılabilen, daha doğrusu online olarak saklanabilen faturalar, online olarak hazırlanan faturalar, bunlar e-faturalardır. Şimdi e-fatura entegrasyonu, zaten konumuzun içeriği e-fatura entegrasyonu. Zaten e-fatura entegrasyon videosu, yani şu an bu videoyu izlerken aslında bu videoyu izleyene kadar, yani bu kısma gelene kadar ki adımlarda aslında e-faturanın ya da e-arşivin ne olduğunu zaten öğrenmişsinizdir ya da bu kısmı bir şekilde açmışsınızdır. Artık bu kısımdan sonraki kısımlarda entegrasyon konusu, e-fatura entegrasyonu ne işe yaradığı konusu. Şimdi e-fatura entegrasyonu, daha doğrusu şöyle bir şey var. E-fatura entegrasyonu şunu yapabiliyorsun. İşte entegrasyon yokken e-fatura ile neler yapabiliyordunuz? Normalde ya işte GİB'in Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalından fatura yazdırabiliyorsunuz. E-fatura yazdırabiliyorsunuz. Bu arada işte alışkanlıktan dolayı yazdırabiliyorsunuz diyorum, fakat oluşturabiliyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Ya işte Gelir İdaresi Başkanlığı'nın panelinden oluşturabiliyorsunuz ya da özel entegratörler aracıyla oluşturabiliyorsunuz. Nedir işte bu özel entegratörler? İşte Foriba var, işte Neon 1 faturam var. Hani bunun gibi birçok özel entegratörler var. Bu özel entegratörlerin listesini yine videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Daha önce çünkü blog sayfamızda paylaşmıştık. Yine kısa olanı ben açıklama kısmında paylaşırım. Oradan bakarsınız özel e-fatura entegratörlerine. Mesela tamentegre.com firması da Foriba firmasıyla çalışmaktadır. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Normalde siz de Foriba ile çalışabilirsiniz. Tamentegre ile hiç kullanmayabilirsiniz. Tamentegre ile hiç çalışmayabilirsiniz. Normalde Foriba ile çalıştığınız zaman, yani e-faturalarınızı Foriba'nın size vermiş olduğu panelden hazırlayabilmektesiniz. Çünkü Foriba'ya kayıt oluyorsunuz. Özel bir entegratör. Foriba'nın panelinden kesebilmektesiniz, hazırlayabilmektesiniz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Pazar yerlerinden ya da normal lokal mağazanızdan satış olduğu zaman Foriba'nın, bu arada Foriba diyorum ama diğer bütün entegratörler aslında aynı şekilde çalışmaktadır. Ben burada Foriba örneğinden gideceğim. Çünkü biz de Foriba ile çalıştığımız için örneğimiz burada Foriba. Ama siz belki Neon 1 faturam kullanıyordunuz, kullanıyor olabilirsiniz ya da başka bir sistem de kullanıyor olabilirsiniz. İşte satışınız oluyor. Diyelim ki işte nedir? Hepsibora.com'dan bir satışınız oldu diyelim. Normalde entegrasyon yokken şunu yapıyorsunuz. Entegrasyon kullanmazsanız şunu yapmak durumundasınız. İşte adı işte yazıyorsunuz, soyadı yazıyorsunuz, işte ili yazıyorsunuz, ilçe yazıyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Sürekli bunu Foriba panelinden manuel doldurmak durumundasınız. Entegrasyon olunca ne oluyor? Entegrasyon şunu yapıyor. Bir daha Foriba paneline girmiyorsunuz. Tamentegre.com, Hepsibora.com'dan mı sipariş oldu? Hepsibora'dan olan siparişi alıyor. Hemen entegrasyonla e-fatura kesiyor. Gitti gidiyor, oradan bir sipariş oluyor. Alıyor. Siz hiçbir şekilde artık elle veri girmiyorsunuz. Kendiniz manuel doldurmuyorsunuz. Entegrasyon otomatik olarak bilgileri alıyor. Sipariş bilgilerini otomatik olarak faturalıyor. Otomatik olarak alıyor. Hızlı bir şekilde otomatik olarak faturalıyor. Böyle olduğu zaman siz bir daha tek tek işte adını gireyim, soyadını gireyim, siparişin ürünün adını gireyim, ürünün adetini gireyim gibi bilgilerle işlemlerle uğraşmıyorsunuz. İşte entegrasyon sizin bu şekilde hem sağlıksız bir işlem yapmanızın önüne geçiyor. Çünkü kopyala yapıştır yapıyorsunuz ya da manuel yazıyorsunuz. Muhtemelen ürün adını yanlış yazabilirsiniz, fiyatını yanlış yazabilirsiniz, KDV oranını yanlış yazabilirsiniz. Bunların hepsi olan şeyler. Fakat entegrasyonla bu hatalar sıfıra indiriliyor. %100 kusursuz bir şekilde bilgileriniz, sipariş bilgileriniz otomatik olarak entegrasyonla hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde entegrasyonla sizin e-fatura panelinize aktarılmaktadır. Yani entegrasyonla, yani Tamentegre ile çalıştığınızı düşünelim. Tamentegre entegrasyonunu kullandığınızı düşünelim. Tamentegre sizin otomatik olarak siparişinizi alır, Foriba'ya gönderir. Bu şekilde siz Foriba'dan sanki kendiniz manuel elle doldurmuşsunuz gibi bütün siparişlerinizin faturalarını Foriba panelinden görüntüleyebilmektesiniz. Keza aynı zamanda Tamentegre panelinizden de görebilmektesiniz. İşte bu sebepten dolayı e-fatura entegrasyonu gerçekten çok önemli bir konudur. Size büyük oranda zaman kazandırır ve çok sağlıklı bir şekilde bu süreçleri yönetebilmenizi sağlar. Tamentegre.com ile Foriba entegrasyonu, Foriba e-fatura e-arşiv entegrasyonunuzu kullanabilirsiniz. Tamentegre.com ile tüm e-ticaret operasyonlarınızı tek noktadan çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilmektesiniz. Tamentegre.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve YouTube bildirimlerini de açarak yüklemiş olduğumuz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.